suyla müdahale ettiğiniz takdirde yangını ya büyütürsünüz, çünkü yanan sıvının ne olduğunu bilmiyorsunuz, ya yangın büyüyecektir ya da yangına taşımış olacaksınızdır. O yüzden kesinlikle B sınıfına suyla müdahale etmiyorsunuz. Köpük dediğimiz bir madde var. Köpükle, disinfektan, köpükle müdahale ediyoruz. Sizler de köpüklü söndürme cihazları ya da kuru kimyevi tozlarla bu yangınlara müdahalede bulunabilirsiniz. Çekip olaya müdahale edebilirsiniz. Bu tüpün yönetmelikteki kuralı şöyledir. 90 cm yükseklikte bir asma aparatında ya da yangın dolaplarında bunların bulundurulması mecburidir. 4 yılda bir değişimi, 6 ayda bir de sizlerden kontrolünü istiyoruz. Kontrolünü nasıl yapacağız? Elinize aldınız, bir tur çalkalayın. Çünkü yer çekiminden dolayı toz dibe çökecektir. İçerisinde gaz olup olmadığında mutlaka kontrol edin. Pimi yerinde mi bir bakın. Her şey normalse eğer dolaba koyup herhangi bir acil durumda kullanıma hazır olur. Kullanırken açtık tüpümüzü, rüzgarı arkamıza alıyoruz. Bir adımımız kaçacak şekilde önde. 4-5 metre atış mesafesi vardır. Yangının dibine girmenize gerek yoktur. Hortumun ucundan tutuyorsunuz, piminizi çekiyorsunuz. Hortumun ucundan tutarak alevlerin yükseldiği yerleri değil de yangının merkezine doğru süpürerek yangını söndürüyorsunuz. 1 dakika boyunca kullanabilirim tüpü. 1,5. Çok güzel söylüyorsunuz ama maalesef o kadar uzun olsa tüpümüzün kullanım süresi 10 ila 15 saniye içinde. Peki şöyle bir şey yapabilir miyim? Tüpüme bir kere bastım. Daha sonra dolaba kaldırdım, öbür yangında kullanayım. Yapamayız çünkü içerisindeki azot gazı kendisini tahliye eder ve ne olur artık tüp kullanılamaz hale gelir. Tüpümü kullandıktan sonra ne yapıyorum? Tüpümü yan yatık şekilde bırakıyorum ki benden sonra gelenler tüpün bitmiş ya da arızalı olduğunu anlasınlar diye. Ne yaptım? Tüpümü elime aldım. Bir kere çalkalıyorum, alt üst ediyorum tüpümü. Alt üst ettikten sonra daha sonra pimimi çektim. Daha sonra bir adımın önde rüzgarı arkama aldım. Bir adımın önde kaçacak şekilde hortumun uç kısmından tutup yangın sönene kadar